Mehmet Bey hoş geldiniz. Teşekkürler. Fatih Bey nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Yayına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir bölüm yapalım istedik. Özellikle online ticaretle alakalı ve girişimcilikle alakalı başarılı olmuş insanların hem tecrübelerini alalım hem de daha çok böyle ne kadar başarılısın, ne kadar mükemmelsin falan değil de daha çok bu yolculukta neler yaşadın, nasıl bir tecrübe çıkarttın, hangi hataları yaptın, bu hatalardan nasıl ders aldın? Amacımız bu. İzleyen insanlara fayda sağlayabilmek. Tanımayanlar için Mehmet Tek kimdir? Herkes böyle başarı hikayesi anlatıyor ama o aslında buzdağının üst tarafı. Kendimi tanıtmak istersem bir girişimciyim. 4 yıl önce Amazon'la online ticaretle satışlara başladık. Benim ilk hedefim bir teknoloji şirketi kurmaktı. Yazılım öğrenmeye başladım 5-6 yıl önce. Yazılımı artık hani eğitim verecek seviyeye kadar odaklanarak öğrendim söyleyebilirim. Tamam, yazılımı belli ölçüde öğrendim. Web uygulaması, mobil uygulama buraları öğrendim. Tek başına yeterli olmadığını anladım. Sermaye de gerekiyor bir şey yapmak için. Dolayısıyla benim e-ticarete, Amazon'a, işte online işlere girme amacım buydu. Biraz da sermaye tarafını kurtarmak. Sermaye tarafı için ben Amazon e-ticaret işlerine başladım. Sermaye tarafı öyle kolay da değil. O yüzden aslında en büyük problem buradaymış. Bu işlere başladığım zaman birçok sıkıntı yaşadım. Bayağı bir ilk ürünlerimize başarısız olduk. Amazon maceram çok kötü gitti aslında ve büyük bir başarısızlık hikayesi olarak anlatabilirim. Başarısızlık geliyor. Ondan sonra elde ettiğim tecrübelerle para kazanmaya başladım. Girişimcinin en büyük noktası da bu aslında. Problemler olabilir, birçok sıkıntı yaşanabilir ama sonunda bir yol bulmak. Paramı kaybettim, sermayemi kaybettim. Amazon'la alakalı bir şeyler yaparken yanlış bildiğim olaylardan dolayı yanlışlar yaptım. Sonra sıfırlandığım noktada bir yol buldum ve o yoldan ilerledim. Danışmanlık yaptım. Amazon'a kadar bildiğimi kullanarak para kazanmaya başladım. Eğitimler vermeye başladım. Sonra işler açılmaya başladı. Başka kapılar açılmaya başladı. Büyük şirketler danışmanlık istemeye başladı. Sonra üreticilerle, Türk şirketlerle ortak olmaya başladık. Ondan ürünlerini dünya satmaya başladık. Sonra artık hani sermayemiz oluşmaya başlayınca da benim ilk hayalim olan yazılım tarafını geliştirmeye başladık. Şu an Amazon'la alakalı, hatta Etsy'yi de ekliyoruz şu an. Amazon ve Etsy platformunda çalışan Amazon yazılımımızı geliştirdik. Burada işte o ilk başta kurduğum hayal, sermaye tarafı da artık oluşunca bunu oluşturmaya başladık. Şu an aslında o da küçük bir durum. Yani Emporozon normalde büyük çaplı bir proje değil. Görece olarak küçük çaplı bir proje. Biz de belki satarak daha büyük projelere ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'den çıkmış en büyük teknoloji şirketlerinden birisini kurmak. Bunun için yazılım, teknoloji, satış bunları bilmek lazım. Belli ölçüde ben biraz daha üretim tarafına odaklı bir insandım. Ürettim. Birçok şey ürettim ama satamadığımı fark edince oraya da odaklanmaya başladım. Aslında girişimcinin bilmesi gereken nokta satışmış. Bunu da yavaş yavaş belli ölçüde sizden de birçok şey öğrendim. Şunu soracağım, direkt aklıma geldi. Yazılım yapma fikriyle ortaya çıkıyorsun, süper. Background'un işletme zannedersem öyle görmüştüm. Evet. Benim en çok hoşuma giden taraflardan bir tanesi de şu: ben yazılımcı değilim, yazılımla ilgilenemem değil. Ben bunu nasıl çözerim, nasıl öğrenebilirim? Hem bir taraftan şey var, nasıl değil kim sorusu var. Ekibinde bir sürü insan var. Kendi alanında uzman insanlarla birliktesin. Ama bir taraftan da birçok konuda T modeli var ya, birçok konuda biraz bilip bazı konularda çok derinlemesine analiz edebilme konusu var. Sen yazılımı da biraz öğrendin ve ekibini kurdun. Fakat sermaye ihtiyacın var dediğinde niye Amazon'a girdin de ben yatırım alayım diye düşünmedim? Bir sürü girişimci bunu yapıyor. Ben yatırım alayım, madem böyle bir projem var yazılımla alakalı. Hayır, yatırım almayacağım. Amazon yapacağım. Oradan para kazanacağım. Oradan kazandığım parayı da projeye aktaracağım. Niye? Orada şöyle bir neden de var. Yatırım almanın da olumlu olumsuz yanları var. İlerleyen dönemlerde biz de yatırım almayı planlıyoruz ama ortada bir şey oluşmuyor. Tek başınıza bir şeyler ortaya çıkarabilirsiniz ama bir fikir olması da önemli. Şimdi bir problem çözmemiz lazım. Tamam, yazılımı öğrendik. Orada önemli olan bir diğer nokta da konuyu bilmek. Hı-hı. Yazılımcı yazılımı çok iyi biliyor ama e-ticareti bilmiyor mesela. E-ticaretteki problemleri çözmesi lazım. Önemli olan aslında bu. O yüzden de aslında sadece sermaye değil, bir alanda benim iyi olmam gerektiğini düşündüğüm için buraya girdim. Sorun çözmek lazım. Sorunları bulmak lazım. Problem çözmek lazım. Bunun için de bir alan belirlemek lazım. Ben oradan e-ticareti belirledim. E-ticaret büyük bir alan, büyüyen bir alan. Amazon'un trafiğine falan baktım. 2,5 milyar trafiği var. Yani böyle Türkiye ile falan karşılaştırınca çok büyük bir potansiyeli olduğunu gördüm. E-ticaretin potansiyelini olduğunu gördüm. O yüzden aslında e-ticarete girmiş olduk. Şu an biz projelerimizi belli bir yere oturttuktan sonra yakın zamanda yatırım turuna çıkacağız. Orada da çok daha büyük bir değerlemeden yatırım alabiliyorsunuz. Ne kadar giderseniz o kadar iyi aslında. O yüzden en başta yatırım planlamadım. Çünkü o zaman çok küçük bir paraya büyütücü şirketi alabilir. Bu süreçte onu da denemiş oldum aslında. Deneyimlediğimiz bir şey değil sonuçta. O an deneyimledik. Doğrudur, yanlıştır bir şekilde buraya kadar geldik. Şu an sıfırdan kendi sermayemle geldik. Buradan sonra bence yatırım almam gerektiğini düşünüyorum. Ben yazılım yapmak istiyorum dediğinde henüz yazılım projesinin fikri aklında yoktu. Amazon yapmaya başladıktan sonra burada bir problem var deyip orada yürümeye başladın. Zaten en mantıklı olan yapabildiğin kadar kendi sermayenle yapıp sonra çok daha
daha büyük değerlemelerle yatırım almak. Tebrik ediyorum. Peki bu yolculuğa çıktığınızda Amazon ticareti yapayım dediniz ve Amazon'a girmeye karar verdiniz. Ben Amazon ticareti yapmıyorum. O yüzden bu konuda senin bilgilerine çok daha fazla güveniyorum. Görüyorum çünkü başardığını birçok şeyi. Mehmet Tekin ilk başladığı andaki zihnindeki plan neydi? Wow, işte bir tane reklam gördüm ya da işte bir şey oldu. Tamam, buradan biz parayı vururuz. O andaki kafa yapısı neydi yani? Beni Amazon'a taşıyan bir arkadaşım var. Kendisi işte Çin'den ürün alıp Amazon'a satmış. Dolayısıyla hani para kazanmış belli ölçüde ve bunu Türkiye'de bulunduğu bölgeden yapmış. Bunu anlatınca biraz heyecanlandım. Çünkü ben o ara online iş modellerini araştırıyordum. Baktım böyle bir şey var. Güzel. Kendi bunu bulunduğu yerden yapması çok değerli. Çünkü ben buradan ihracat yapmak istesem işte şirket kurmam lazım. İşte bir yerlere başvurmam lazım. Çin'den ürün alıp Amerika'da satmak falan böyle hani bulunduğum yerden yapılabilecek şeyler değil. O arkadaşımın bunu yapması beni etkiledi. Araştırınca tabii ki orada da hani dropshipping diye iş modeli var biliyorsunuz. İşte başka private label arbitraj modelleri var. Dropshipping ile alakalı bir kurs aldım. Amazon biliyorsunuz çok fazla izin vermiyor bu işlere. Biraz daha riskli tarafları var. Ben Udemy'den araştırma yaparken bu şekilde bir kurs aldım. Yani kurs da önemli tabii ki. Aslında şu an eğitim vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü ortamda birçok insanı yanlış yönlendiren insanlar var, eğitmenler var. Burada Amazon'u böyle günde 15 dakika çalışarak zengin olmak gibi anlatan insanlar da ortaya çıktı. Bu da işte problemler yaratıyor. Beni de hayallerimi sıkıntıya sokmuş oldu. Ben de böyle hani güzel bir şey gibi bir Türkiye'de böyle bir hava uyanmıştı. O şekilde başlamış oldum ama çok hızlı şekilde bunun böyle olmadığını anladım. Biraz para, biraz zaman kaybettim ama anladım yani. O zaman şöyle, totalde Amazon işin var, yazılım işin var, eğitim şirketin var, danışmanlık şirketin var. Neler var? Birazcık direkt başlıkları söyler misin? Tabii, bir eğitim tarafımız var. Amazon tarafında eğitimler veriyoruz. Etsy, Shopify ile alakalı ücretsiz olarak YouTube'da paylaşımlar yapıyorum. Ama eğitim verdiğimiz taraf özellikle Amazon. Danışmanlık tarafında böyle birebir danışmanlıklar da çok fazla yaptık süreç içerisinde ama sonrasında en uygun iş modelini biraz şirketlerle ortak satışlar yapmak olduğunu gördük ve şirketlerle ortak satışlar yapıyoruz. Şu an Türkiye'deki üreticiler bize geliyor. Bizimle beraber satış yapıyorlar. Yani onları Amazon, Etsy, dünya pazarlarına taşıyoruz. Danışmanlık tarafımız bu şekilde. Ve yazılım tarafımız var. Yani üçe ayırabiliriz. Yazılım tarafında da özellikle bulunduğumuz alanlarda problemleri çözüyoruz. Şu an Amazon'da ve Etsy'de ürün araştırma, ürün analizi yazılımımız var. Amparazon. Bu alanda Etsy'de çok güzel bir analiz aracı bulamadık. Amazon bilgimizi kullanarak şu an Etsy'de geliştiriyoruz. İkisinin de birleştiği çok fazla platform yok dünyada. Rakiplerimiz de başka platformlara odaklı. Amparazon'da bu şekilde ilerliyoruz ve şu an yeni projelerimiz de var. Yazılım tarafına biraz daha odaklı ilerlemek istiyoruz. Çünkü orada daha büyük gelecek var. İşte indirimleri tespit eden bir yazılım geliştirdik. Hatta Türkiye'nin Alibaba'sı olmasını planladığımız bir yazılım geliştiriyoruz. Yazılım tarafımızı da büyütmeye çalışıyoruz. Genel itibariyle bu şekilde diyebilirim. Süper. Peki bu kadar işi yaptıktan sonra şu anda sen Amazon'la başladın ama yazılımı da tecrübe ettin, danışmanlığı da tecrübe ettin, bilgi ticaretini de tecrübe ettin, hepsini tecrübe ettin. Mesela ben açık söyleyeyim, eğer belli bir donanıma sahipseniz dünyadaki en karlı iş modellerinden bir tanesi bilgi ticareti. Çünkü çok fazla ölçeklenebilir ve çok fazla ürünleştirilebilir, çok fazla da lokasyondan bağımsız halde yönetilebilir bir iş modeli. Çünkü bazen soruyorlar bana neden eğitim satıyorsunuz diye. Çünkü eğitim şirketim var. Çok mantıklı değil mi? O yüzden şimdi sen bu kadar işi yaptıktan sonra sıfır noktasından başlayan kardeşin olur, kuzenin olur, yeni gelen birisine ya bak ben Amazon anlatıyorum ama boş ver Amazon'u, Amazon zor, sana ağır gelir. Sen gel bak şuradan başla diyor musun? Nereden başlamasını söylüyorsun? Şimdi ben Amazon'u öğrenmemiş olsam bundan hiçbiri kurulmazdı. Öyle bir sorun var. Evet. Amazon öğrenerek başlamak lazım. Ben o ticareti yapmasam ticaretle alakalı eğitim veremezdim. Danışmanlık yapamazdım. Yazılım yapamazdım. Şu an ticaret diğer yaptığım iş modellerinden daha az para kazandırıyor. Bu bir gerçek. Çünkü yazılımda biz yazılım geliştiriyoruz. Bir de değer konusu var. Tamam şu an mesela kar elde edebilirsiniz falan ama bir yazılım projesini geliştirdiniz. Burada örnek veriyorum işte 20 bin kullanıcımız var. Bu kullanıcılar olduğu zaman siz aylık olarak para kazanıyorsunuz ve bir yazılımın değerlemesi 20-30 kat, 40 kat oluyor. Hatta 100 kat olan yazılımlar var. Dolayısıyla ben bir şey geliştirdiğim zaman o an kazanmak da esas amacım olmayabilir. Satabilirim. Ama mesela bir e-ticaret markası geliştirdiğinizde bu 4-5 kata satabiliyorsunuz mesela. Bu iş modeller arasında karşılaştırma yaptığımda temel nokta, bizim temelimiz bir alanda uzmanlaşmak oldu. Bana bir arkadaşım, kardeşim dese ki ya ben nasıl başlarım? Bir kere dijital bir alanda uzman olması lazım. Bence böyle başlayabilir. Dijital bir alanda uzman olsun. Sonra o işle alakalı kendi para kazanabilir. Mesela Amazon'da ticaret yapmayı öğrenip Amazon'da ticaretini yapabilir. Tamam, böyle para kazanır. Amazon'da ticareti anlatarak para kazanabilir. Amazon'da ticareti danışmanlık yaparak para kazanabilir. Mesela bizim yaptığımız iş modeli. Üreticilerle ortak satış yapıyoruz. Üreticiler maliyete ve reklamlara katlanıyor. Üretiyor ürünleri. Biz de bilgimizi sisteme dahil ediyoruz ve kazanç elde ediyoruz. Yani yatırdığımız şu fiziki bir para yok sonuçta. Bilgimizi yatırıyoruz. O yüzden kar marjları bu danışmanlık ve eğitim alanında çok yüksek. Özellikle yazılım tarafında çok çok yüksek. Yani şu an Getir, Trendyol 15-16 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Herhangi bir e-ticaret markası buraya ulaşamaz. Herhangi bir eğitim ve danışmanlık şirketi de buraya ulaşamaz. O yüzden bu sıralama içerisinde Amazon ticareti, e-ticaret bunlar yapılabilir. Eğitim, danışmanlık ve yazılımı ben en üst tarafta görüyorum. O yüzden biz
yazılım tarafına doğru ilerlemeye çalışıyoruz sürekli. Süper. Peki senle biz 6-7 ay önce falan tanıştık zaten. Evet. 6-7 ayda gördüğüm şey şu, öğrenmeye çok aç bir adam. Sürekli yeni şeyler öğrenen, sürekli yeni şeyler deneyimlemeye çalışan birisi var karşımda. Mesela işte bir görüşmemizde şey diyorum, işte Jeff Bezos mektuplarında şöyle bir şey geçiyor diyorum. Bakıyorum o hafta Jeff Bezos mektuplarını komple yutmuş falan böyle. Burada da Warren Buffett'ın bir lafı var. More you learn, more you earn. Yani ne kadar fazla öğrenirsen o kadar fazla kazanırsın. Bu yolculukta sen öğrenme ve kazanma olayına nasıl bakıyorsun? Çok doğru orantı var zaten. Ben o eğitim verme sürecinde de bunu yaşadım. Ben bir şey öğrenme metodolojim bu şekilde aslında. Bir şey öğrenmek için bunu anlatıyorum. Temel olarak böyle ilerliyorum aslında. Amazon ve yazılımla alakalı eğitimlerim de buradan çıktı. En iyi şekilde nasıl öğrenirim diye düşündüm. Mesela yazılım öğrenirken ben dedim ki izlediğim videolardan, oluşturduğum ya kitaplardan bunları ben de anlatayım. Anlatırken çünkü süper öğreniyorsunuz. Birini anlatırken bir şeyi 10 kere çalışmanız lazım ya. Bunu yapmaya çalıştım aslında. Çok ciddi öğrenmiş oldum. Ama temel nokta dediğiniz gibi öğrenmek. Hatta yani şu an bunu konuşmuyoruz ama yanında hala bu var. Burada evet. Duruyor. Yani Jeff Bezos mesela çok iyi öğrendiğim bir insan. Çünkü ben bir yere ulaşmaya çalışıyorum ya. En büyük teknoloji şirketlerinden beni kurmaya çalışıyorum. Şimdi bunu yapan insanlar nasıl yapmış bunu öğrenmem lazım. Temel nokta bu. Benden önde birileri var. Sonuçta ben onlardan öğrenebildiğim kadar öğrenip o süreci hızlı geçirmem lazım. Bu kişi işte 20 yıl şirketi kar etmeden sürekli hissedarlarına ikna etmeye çalışmış ve büyümeye çalışmış. Burada öğreneceğim bir sürü şey var. Jeff Bezos'tan öğreneceğim birçok şey var. Elon Musk'tan alacağım bir sürü şey var. İşte Steve Jobs'tan alacağım bir sürü şey var. Bunları birleştirip gelecekteki Mehmet Tek'i inşa etmeye çalışıyorum aslında. O ulaşacağı hani teknoloji şirketi sahibi, dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olacak seviyeye getirmeye çalışıyorum. 20 yıllık, 30 yıllık birikimini bir kitaba sığdırmış. Yani müthiş bir şey ya bence. Keşke eğitim verseler. Bu kişilerin en büyük problemi eğitim vermemeleri. Ben bunu da yapacağım. En üst taraflara çıktıkça buraya insanlar nasıl çıkabilir bunu anlatmak istiyorum. Benden de şu an mesela bir sürü insan bir şey öğrenecek ve ben 4 yılımı verdim, bir şeylere ulaştım. Bunu anlatıyorum size. 20 yılını veren bir insan bir şey anlatıyorsa hemen alacaksınız. Adamın 20 yılını kiralamış oluyorsunuz aslında. Bence öğrenmek hem zaman açısından çok değerli. Bu şekilde tecrübeleri hızlıca öğrenebilirsek çok hızlı olabiliriz diye düşünüyorum. Elindeki kitapla alakalı da şöyle bir durum var. Yani Jeff Bezos'un kendi kağıt kalemi alıp yazdığı bir kitap değil aslında. Evet. Dinleyenler için, izleyenler için söylüyorum. Daha güzel olan tarafı şu. Jeff Bezos bugün oturup vay be ben neler yaşadım ya deyip bir kitap yazsa Jeff Bezos mektupları kadar etkili olmaz. Bu arada Jeff Bezos mektuplarını videonun altına linkini koyarım ben. İsteyenler ücretsiz indirebilirler. Jeff Bezos mektuplarının farkı şu. Adam yılda bir mektup yazarak ilerlettiği için o andaki hissiyatını anlıyorsunuz. Yani o anda ne düşünmüş, o anda ne planlamış, o anda ne tasarlamış, nerede hata yapmış falan. Ve değiştirme yetkisi de yok, hakkı da yok. Çünkü o mektup yayınlanmış artık. Gitti o mektup. Evet. Hani keşke şunu söylemeseydik ulan 5 yıl önce diyecek bir şey de yok. Yani bunu editleyin ya bunu değiştirin falan da diyemez artık bu saatten sonra. O yüzden çok kıymetli o mektuplar. Kesinlikle bütün girişimci adayların okuması gereken şeyler. Online ticarette de Amazon'la alakalı birkaç konuya gireceğim ama şimdi bu yolculuktayken ben şuna inanıyorum. Sen kafana bir şey kestirdin. Dedin ki ya ben teknoloji şirketi kurmak istiyorum ama önce Amazon ticareti yapayım dedin. Sonra Amazon danışmanlığı mı yapsak dedin. Çünkü Amazon'la ticaret yaparken bir taraftan da yeni bir bilgini de tecrübeni de paraya çevirebiliyorsun. Ve eğitimler falan derken ilerliyorsun. Ben hep şuna inanıyorum. O hayal ettiğin şeye zaten mevcut başladığın andaki kişi olarak ulaşamazsın. Bazen ben işte lisedeki, üniversitedeki arkadaşlarımla da görüşüyorum. Ya Fatih çok değişmişsin falan. Hani her şeyin değişmiş, konuşmaların değişmiş falan filan diye. Ben de diyorum ki zaten olayı bu. Değişmen gerekiyor. Yani çünkü o zamanki Fatih Çoban ayda 5000 lira kazanmak istiyordu. Şimdiki Fatih Çoban ayda milyonlar kazanmaya çalışan bir adam. Ekipler yönetmeye çalışan bir adam. Şimdi o yüzden değişmem gerekiyor zaten. Sence senin bu yolculuğunda başlarken başladığım andaki Mehmet Tek'ten şimdiki Mehmet Tek'e şunlar değişti. Bunları değiştirmem gerekti. Bu bakış açılarını değiştirmem gerekti. Ya da şu hareketlerimi, davranışlarımı, şu tutumlarımı değiştirmem gerekti dediğin şeyler neler? Bunu şu açıdan soruyorum. Bu videoyu izleyen bir sürü genç arkadaş var. Belki onlarda da bu özellikler varsa ya da bu yolculukta bazen şununla karşılaşacaklar. Ya bu ben değilim acaba yani bunu yapmalı mıyım? Bunu istemiyorum ya da benim karakterim bu falan diyor ya insanlar. Karakterim bu da bunu değiştirebilirsin yani o da senin elinde. Çünkü değişip dönüşmemiz gerekiyor. Zaten insanlık bunun üzerinde yükselen bir şey değil mi? O yüzden hani bu genç arkadaşlar için özellikle ders çıkarsınlar diye soruyorum. Bu konuda birçok şey var aslında. Çünkü dediğiniz gibi 4 yıl önceki Mehmet Tek'te şu anki aynı değil. Çünkü bir sürü tecrübe birikti. Bu anlamda böyle en önemli şey aslında girişimcileri okumak, dinlemek ve onlardan anlamak, kendi tecrübemizi geliştirmek aslında. Bunu daha fazla yapmaya çalışırdım. Bir kere öncelikle bunu yapmaya çalışırdım. Bir de en önemli şey girişimcilikte ekip kurmak bence. Ekip çok değerli bir şey. Siz mesela bir seviyeye kadar, siz de öyle büyük ihtimalle. Hani bir seviyeye kadar tek başınız ilerliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. İşte video çektim, kendim editledim. Sonra kendi YouTube kanalıma kendim koydum. Bu şekilde biraz ilerliyorsunuz ama sonra ekip kurmak gerekiyor. Burada dikkatli olmak lazım. Çünkü ekip kurmaktan itibaren başkalarıyla bir ilişki kurmaya başlıyorsunuz. Herkes sizin kadar o konuya odaklı olmayabilir. Başka beklentiler olabilir falan. En önemli şey insan ilişkileri. Network. Şu an tekrar başlamış olsam en azından böyle bir sürü psikolojiyle alakalı, insan ilişkileriyle alakalı kitaplar okurdum. O
konuda çok eksik olduğumu düşünüyorum. Şu an bunları tecrübeyle öğrendim. İnsanlara nasıl davranmam gerekiyor? Ekip arkadaşlarımı nasıl motive etmem lazım? Ya da ekibimi nasıl kurmam gerekiyor? Bu konuda çok bir sürü sıkıntı yaşadım ve ilk biz mesela 7 ortak başladık. Düşünün hani ilk Amazon ticaretine 7 ortak 10 bin dolar falan zarar ettim yani ve ayrıldık yani. Böyle birçok şey yaşadım. Hani ortaklık kurarken, arkadaşlarla iş yaparken çok dikkatli olmaları lazım ve bunları yazmaları lazım bence. Bu konularda böyle hani profesyonel ilerleyin deniyor ya. Biz buna hiç alışık bir millet değiliz. Arkadaşlarımızla ya gel abi beraber bir şey yapalım falan deriz. Ama böyle olmaması lazım normalde. Profesyonel şekilde ben mesela param var. Siz de yazılmışsınız. Tamam sen üret abi ben satayım. Tamam böyle bir ilişki kurulabilir. Ama her şeyi ben yapıyorum zaten. Sana ihtiyacım yoksa seninle bir şey yapmama gerek yok. Ya da çalışan olarak seni almak istiyorsam bu anlamda benim ihtiyacım olması lazım. İhtiyacım yokken gel kardeş sen de işte şurada durabilirsin. Sana da şöyle bir rol tanımlarız dediğimiz zaman olmuyor. Bu ekip büyümüyor gerçekten. Bu konuda çok ciddi hatalar yaptığımı düşünüyorum. Ekip kurarken role göre ekip elemanı almak, ekip arkadaşı dahil etmek yerine biz bir yer varsa, bir arkadaşımız varsa abi sen de gel işte sen de şunu yapabilirsin gibi ilerledik. Bu tür hatalar yaptığımı düşünüyorum. Buraları düzeltmek isterim. İnsan ilişkileri, network, ekip yönetimi buralarla alakalı öğrenmem gereken çok şey vardı. Hani insanları da düzgün şekilde anlamak ve böyle arkadaşlıkla veya işte ekip arkadaşlarımızla bile bir profesyonel ilişkimiz olmalı. Bir de evde ilişkimiz olabilir. Mesela ben ekip arkadaşlarımla mesai saatlerinin dışında her şeyi yapabilirim. Hiç problem değil. Ama mesaiyle alakalı çok yakın olduğum zaman mesela işte mesaide bir iş yapılacaktı, yapılmadı. Siz bunu söyleyemediğiniz zaman bu böyle birikerek ilerliyor aslında. Bir de konuşmak çok önemli işte. Birçok şey olabiliyor. Ekipten herkes bir şeyler yapıyor. Birbirleriyle alakalı da sistemi siz yönetmeniz lazım aslında. Her şey çünkü size bağlı. Burada işte ekibin düzgün bir sistemi, rolleri tanımlı olursa, görevleri belli olursa, kimin ne iş yapacağı tam belli olsa ve bu takip edilirse hiç problem olmaz. Ama böyle arkadaşlar ya da başka şekilde ilerlerse burada problemler çıkabiliyor. Bunları çok iyi yönetmek lazım. Ben buralarda hatalar yaptığımı düşünüyorum ama bu da tabii ki hani süreç içerisinde öğrenmemiz gereken konular olduğunu düşünüyorum. En fazla üzerinde durduğum konu şunu fark ettim. Ekip yönetme, ekip kurma, ekip o kadar. Çünkü son zamanlarda muhtemelen sen de sürekli ekip üzerinde çalışıyorsun. Çünkü işini ölçeklemeye çalışıyorsun. İşini ölçeklemeye çalışırken de en önemli yani bir girişimcinin en önemli vazifesi ekip. Evet. Orada şöyle bir şey ekleyebiliriz belki insanlar için. Ordu aile metaforu. Yani hani biz şirket içerisinde aile gibiyiz muhabbeti var. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Biz şirket içerisinde aile gibi değiliz. Biz şirket içerisinde ordu gibiyiz. Çünkü aile var. Herkesin ailesi var zaten. Evet. Ama ailede şöyle bir durum vardır. Anne babanın sorumlulukları ve yapması gereken, bedel ödemesi gereken şeyler vardır ama çocuklar da var ailenin içerisinde. O çocukları sürekli pışpışlaman gerekir. O çocuklara sürekli bakman gerekir. Sürekli onların arkasını gözetlemen gerekir falan filan. Ama şirkette ben böyle bir yapı istemiyorum. Şirket içerisinde herkesin hani ordudaki gibi bulaşıkçının da bir görevi, sorumluluğu, hedefi var. Komutanın da, generalin de herkesin bir görevi, sorumluluğu, yükümlülükleri var ve hepsinin de ortak bir amacı var. O da ne? İşte sınırlar içerisinde güvenliği sağlamak ya da bu sınırları korumak kardeşim. Bu savaşı kaybetmemek. Ortak bir gündemimiz var yani. Herkes kendi kafasına göre takılmıyor. O yüzden ben şirket içerisinde irili ufaklı hangi pozisyon olursa olsun ordu gibi hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum ama bu şu demek değil yani. Sürekli yat, kalk, hazır ol, sıraya geç falan şınav çek değil. Orduda da vardır. Eğlenirsin. Orduda da vardır. Sohbet edersin. Orduda da vardır. Abi kardeş ilişkisi kurarsın. Bunların hepsi orduda da vardır zaten. Arkadaşlık dediğin şey orada da vardır. Ama aile başka bir şey. Ordu çok başka bir şey. Bu konuda çok küçük bir şey ekleyeyim isterseniz. Motivasyon ve disiplin arasında fark var ya. Bir insanı motive edebilirsiniz. Bir iki hafta sürer. Böyle samanayla ilgilidir. Ama disiplin insan her zaman çalışır. O yüzden disiplinli insanları sisteme dahil etmek lazım. Motive ihtiyacı olmayan. Bir de çok güzel bir söz var. İkna edilmişlerle değil de inandırılmışlar. Yani kendisi bu işe inanmışlarla yola çıkmak lazım. Bu konu sıkıntı. Birilerini hani ikna edebilirsiniz. Tam beraber bir şey yapalım diye ama inanmıyorsa bir süre sonra gidiyor işte. Tam olmuyor. O yüzden ekip kurarken, büyürken en önemli şey bu. A kalite insanlar A kalite insanlarla çalışıyor. Ama sisteme bir tane B kalite insan dahil ettiğinizde o C, D diye ilerliyor ve aslında bir çöpe dönüşmüş oluyor. Ben birçok şirketle irtibattayım. İçleri bayağı bir çürümüş şekilde kalıyor. Büyüyen bir startup kurmak istiyorsak ve büyüyen şirketleri incelediğinde ekibi çok taze ve en kalite insanları sisteme dahil ilerlemişler. Google, Facebook, YouTube, Amazon bunların hepsini yapmışlar ve en büyük işte en kaliteli üretken akılları sisteme dahil edecek bir sistem kurmuşlar aslında. Bu şekilde biz de yapmamız lazım. Süper. Peki bu son konuştuğumuz şeyler birazcık daha böyle hani işini büyütme seviyesine gelen insanlarla alakalıydı. Birazcık daha yeni başlayan arkadaşlar için birkaç şey konuşalım istersen. Yeni başlayan birisi özellikle mesela YouTube kanalımı belki çok fazla takip etmiyorlardır. Çünkü bu konularda Amazon'la alakalı içerik üretmiyorum ama yine de sormak istiyorum ilgilenenler için. Şu anda sen Etsy ile de ilgileniyorsun. Kendi web sitesinden marka üretmeyle alakalı da tecrüben var. Amazon tarafı da var. Bunların her birisini ele aldığın zaman ben online ticaret yapacağım ve yurt dışına ürün satarak para kazanmak istiyorum diyen birisi. Şuradan başla bence. Yani şu yoldan başla. Etsy'den başla ya da işte Amazon'dan başla ama şuna dikkat et. Dediğin şeyler nelerdir? Nasıl bir yol gösterirsin? Burada öncelikle bir bilgi çok önemli. Biraz öğrenmeleri gerekiyor. Mesela
benim YouTube kanalımda 3 saatlik bir ücretsiz eğitim var. Onu izlemeleri lazım Amazon'la alakalı. Şimdi orada ben iş modellerini anlatıyorum. Yani dropshipping, arbitraj, private label bunları anlatıyorum. Orada süreci görmeleri lazım. Herkes Amazon'da satış yapamaz veya yapması için bazı yetenekler lazım. Şimdi onu izlediği zaman insanlar ya tamam ben şu iş modelini yapabilirim diyebilir. Çünkü bütçe, işte network birçok faktör devreye giriyor. Onu izleyerek Amazon'la alakalı ne yapacağına karar verebilirler. Etsy, Shopify ile alakalı da yani yine benim YouTube videolarım var. Onları izleyebilir ama şöyle Amazon çok büyük bir platform. Yani diğerlerinin çok daha üstünde bir platform. Evet. Bunlar arasında ben Amazon'u onlara yönlendiririm ama biraz daha küçük başlayalım. El yapımı ürünler üretiyorum falan diyorlarsa bu işin yeri de Etsy. Shopify'da da kendi web sitesini kurup büyütüyorlar. Bunlar arasında olumlu olumsuz farklılıklar var. Avantaj, dezavantajlar var. Hepsini ben YouTube'dan da anlattım. Yani YouTube kanalında birçok videoyu izleyerek bunların hepsini karar verebilir ama bilgisiz başlamasınlar. Ben biraz acele ettim. Hızlıca ilerlemek istedim. Bunu hem paramla ödedim. 10 bin dolar kaybettim. Hem de zamanımla ödedim. Biraz daha böyle o paramı mesela eğitimlere ya da işte böyle bilgili insanlardan danışmanlık alarak ilerleseydim daha hızlı ve daha az para kaybederek öğrenebilirdim. Bu şekilde kendileri araştırma yapıp yol haritalarını belirlemeleri lazım. Herkes için uygun olan iş modeli farklıdır. O iş modelini inceler hatta yazılım da öğrenebilirler bence. Yazılımla alakalı Udemy'de kurslar var. Benim de kursum falan var. Bunları öğrenerek aslında yol haritalarını kendileri belirlemeleri lazım. Çünkü dediğim gibi bütçe, network falan birçok şeye göre değişiklik gösteriyor. İlk başta insanlar YouTube kanalından başlayabilir bence. Peki şunu soracağım. Çoğu Amazoncunun sahip olmadığı yetkinlikler peşindesin. Funnel öğreniyorsun, email marketing öğreniyorsun, satış teknikleri öğreniyorsun, işte metin yazma, seminer verme, böyle hiç Amazoncuların alakası olmayan konularda yetkinliklerini inşa ediyorsun. Bunları niye inşa ediyorsun? Hayırdır? Yani sen ekmeğinde gözün mü var? Hayırdır? Şöyle oldu. En iyi şeyleri üretince insanlar bize gelir diye bekledik. Ben Türkiye'nin en iyi Amazon eğitimini oluşturdum. Gelen giden olmadı. Benden daha kötü eğitimleri daha fazla sattığını gördüm. Sonra biz yazılım yaptık. En güzel yazılımı yaptığımızı düşünüyoruz ama burada yani. Kendi ofisimizde süperiz yani. Bunu insanların bulması lazım. Ben bunu böyle düşünmüyordum. Türkiye'deki en büyük problemin de bu olduğunu düşünüyorum. Herkes çok güzel üretim yapıyor. Bize üreticiler geliyor. Ya biz dünyada olmayan bir şey ürettik. Yani muhteşem diyor mesela. Ama satamıyor. Şimdi satışın çok daha değerli bir şey olduğunu en son öğrendim. Bu konu da çok önemli aslında. Keşke bunu az önce söyleseydim. Yeni başlayacak bir insan için ilk bilmesi gereken şey satış aslında. Yani satış böyle bir temel yeteneklerden bir tanesi. Satışı öğrenen insan her şeyi çözebilir. Çünkü ben ekip arkadaşlarımı ikna ediyorum. Yatırımcıyı ikna ediyorum. Veya işte evde eşimi ikna ediyorum. Bunların hepsi satış aslında. Satışı temelini öğrendiğiniz zaman, insan psikolojisini öğrendiğiniz zaman bu satış her şeye yansıyabilir. Bir şeyiniz olmasa bile satabilirsiniz. Ben bunu anladım. Bir de şöyle bir şey öğrendim. Satışçıların daha büyük başarılara ulaştığını görüyorum. Üretenler mesela şu an Instagram'ı yazan, kodlayan insanı bilen varsa yorumlarda yazsınlar mesela. Kodlayan insanı kimse bilmiyor. Kodlayan insan getirdi bir kişi yatırım yaptığına 250 bin dolar. Sonra gittiler 1 milyar dolara Mark Zuckerberg'e sattılar mesela. Şu an herkes Mark Zuckerberg'i biliyor ve 100 milyar dolar değerlemesi olan Instagram'ın 100 milyar değerlemesi olan bir yazılımın kodlayan kişiyi kimse bilmiyor. Kimi biliniyor bu anlamda? Mark Zuckerberg biliniyor ve demek ki satışçı insan biliniyor bu anlamda. O yüzden bu her anlamda böyle. Apple'ı yapan kişi Steve Jobs değil. Arka planda bir Steve Wozniak diye bir insan var mesela. Herkesin arka planında yapanlar var ve satanlar var. Burada satanların çok daha büyük işler yaptığını gördüm. O yüzden o mail marketing, webinar, işte funnel bunların hepsini öğrenmem gerektiğini anladım. Son bir yılımı da bu satışa odakladım aslında. Üretmek tamam çok güzel bir şey ama satmazsanız ben burada bu ofiste Google'ı yapsam bile başarılı olmam imkansız. Google'ı yapanlar da zaten ilk en iyi arama motoru olduğu için değil, iyi sattıkları için. İşte Facebook en iyi sosyal medya platformu olduğu için değil, iyi sattıkları için. Bu şekilde birçok örnek var zaten. Satış sizin söylediğiniz birçok olayla alakalı öğrenmemin sebebi de temel olarak bu aslında. Süper. Peki bu öğrendiğin alanlarla alakalı ne tavsiye ediyorsun insanlara? Şimdi Amazon konuşuyoruz. Oralarda tavsiyelerin var. Mesela funnel'la alakalı, email marketingle alakalı, webinarla alakalı. Var mı bir tavsiyen? Bu alanda ben Türkiye'de çok fazla insan bulamadım. O yüzden sizin videolardan ilerledik aslında. Yani funnel anlamında işte webinar veya işte satış. Yani Türkiye'de satışla alakalı eğitimler falan inceledim. Bu anlamda aslında hepsini izlediğimi söyleyebilirim. Türkiye'de hani sizi izleyebilirler. Sizin videolar var. İşte danışmanlık challenge var. Oralardan birçok şey öğrenebilirler. Funnel eğitiminden bunu öğrenebilirler. Bazı hani YouTube'a yazıp öğrenebilirler ama çok fazla içerik karşılığına çıkmayacaktır. Bununla alakalı yabancılar da var. Russell Brunson var. İşte onun yazdığı 3-4 tane kitap var. Onları okuyabilirler bence. Çünkü zaten hani bu funnel sistemini kuran kişi Russell Brunson. Anlattığı çok güzel 3 tane bir kitap var. Hani Traffic Secrets, işte Marketing Secrets sıralaması var. Bunları okuyabilirler İngilizce bilenler. Yani sizin YouTube videolarını izleyebilirler. Ya da işte eğitimleri alabilirler. Bu şekilde ilerlenebilir. Yani çok bu alanda boş. Üretim alanı çok dolu ama satış anlatan çok az kişi var. Ben de vakit buldukça anlatmaya çalışıyorum. Süper. Sadece bir düzeltme yapacağım. Russell Brunson funnel'ı kuran değil de click funnel'ı kuran kişi. Funnel'ı kuran onun üstadları var. Dan Kennedy gibi, Jay Abraham gibi bir sürü insanlar var. O da onlardan
öğreniyor zaten. Hatta Russell Brunson gizlemeden şunu açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki ben kür yapıyorum diyor. Birazcık ondan alıyorum, birazcık bundan alıyorum, birazcık şundan yapıyorum. Bir kür ortaya çıkartıyorum ve bu kürü de size tavsiye ediyorum. Diyor ki kardeşim bak ben denedim, bunların hepsini denedim, topladım, böyle bir kür yaptım sana. Bunu kullanabilirsin diyor. Bence çok mantıklı. İnsanlar bazen bunu söylemekte zorlanıyorlar. Bir şey anlatıyorsun orada webinar funnel'la alakalı. Diyor ki bunu daha önce Russell Brunson'da anlatmıştı. Evet, o da anlatmıştı. Yani bunu ben söylüyor muyum? Ben yeni bir gezegen keşfettim diye bir şey yok zaten. Bunu daha önce birileri yaptı. Üzerine bir tecrübe katıyorsun. Mesela nedir? Russell Brunson Kajabi funnel'ını anlatmaz. Çünkü adam Kajabi şirketini rakibi onların. Kajabi ile alakalı bir şey anlatır mı adam funnel'da? Anlatmaz. Adam kendisine göre anlatmaya çalışır. Ama sen işte Kajabi üzerinden bir funnel anlatırsın. İşte webinar jam üzerinden otomatik evergreen funnel'ı anlatırsın. Webinar funnel'ı falan. Bunlar için işte birçok kaynaktan beslenmen gerekir. Kür yapmak çok güzel bir şey bence günümüzde de. Hatta senin söylediğin gibi bu Steve Jobs'lar falan çoğu bu mantaliteyle ilerleyen şeyler. Hayatlarına da baktığınız zaman ya da diğer insanların hayatlarına baktığınız zaman bütün mükemmel fikirlerini böyle bir anda evreka geldi işte diye bir şey yok. Yani bir yerlerden bir şeyleri toparlıyor. Bir anlam kazandırıyor. Bir hikaye yazıyor üzerine ve sen o hikayeye inanıyorsun. Diyorsun ki evet yani evet bu hikayenin bir parçası olmak istiyorum diyorsun. Yani Russell Brunson demek ki çok iyi satışçı ki funnel'ın kurucusu gibi biliyorum ya ben o kadar. Süper. Yani Kennedy şirketini satın aldı herhalde. Yani o kadar. Yani öğrendiği kişinin şirketini satın aldı. Evet evet. Dan Kennedy'nin şirketini satın aldı Russell Brunson öğrencisi olarak. Vefa. Yani birazcık para için yapmadı onu. Vefadan yaptı. Dan Kennedy çok efsane bir kaynak aslında. Evet. Peki satış kısmını konuştuk. Şirketleri konuştuk. Bundan sonraki planlarınla alakalı birazcık konuşalım istersen. Bundan sonraki yapmak istediğin şeyler nelerdir? Diğer taraftan da şunu soracağım sana. Sıfır sermayenle bugün olsaydı hani anlattın ama birazcık daha ben şey tarafını sormak istiyorum sana. Sıfır sermayem olsaydı işte Amazon'u öğrenirdim. İşte YouTube'dan video izlerdim. Kendimi geliştirdim. Şu olurdu, bu olurdu. Okey. Ama bırak abi şimdi YouTube'u falan. Bana para lazım. Kirayı yatırmam gerekiyor. Evde çocuklar aç. Mehmet Tek. Bana para lazım. Bir ay içerisinde. Bana bir yol göster. Var mı böyle bir şey aklında? Vallahi çok zor. Siz gösterin. Sizde var mı? Mesela benim aklıma gelen şey şu. Bir ay içerisinde bana acil para lazımsa şu anki Fatih Çoban olarak şu an Düren'deyim. Almanya'da yaşıyorum ben. Benim yetkinlik alanımla alakalı olduğu için şunu yaparım. İşte diş merkezleri var mı? Estetik merkezleri var mı? Restoranlar neler? Şunlar neler? Bunlar neler? Adreslerini çıkartırım. Sonrasında bu insanlar dijitalde, sosyal medyada neler yapıyorlar? Hemen onları analiz ederim. Bakarım reklamları nasıl diye. Sonra bu insanlarla görüşmeye giderim. Hani vaktim olsa gidip görüşmem. Dijitalden ulaşmaya çalışırım ama vaktim yok. Kirayı ödemem lazım. O yüzden direkt sahaya çıkarım. Bu insanlarla görüşürüm ve dijital reklamlarıyla alakalı, tasarımlarıyla alakalı, web siteleriyle alakalı, birçok konuyla alakalı bu insanlara problemlerini çözebilecek ürün veya servis satabilirim. Ama orada da en önemli şey zaten satış. Sen de az önce söyledin. Evet. Satabilirim. Onların problemlerini hissettirebilirim. E peki ben web site yapmayı bilmiyorum. Reklam yapmayı bilmiyorum diyelim. Nasıl olacak? E yapanı bulacaksın. Yapandan ihtiyacı olan insana aracılık yaparım. Yani ben 30 gün içerisinde sıfırdan tekrardan paramı kazanacaksam bunu yaparım. Yani oradaki temel nokta biraz satışı öğrenmek. Bir şeyi satıp başka bir taraftan alıp ilerlenebilir. Yani bizim tarafta da bir benzerini kurabiliriz dediğiniz gibi. Yani Amazon, e-ticaret hızlıca öğrenip ya da belli ölçüde birini anlatabilecek kadar. Mesela biz Amazon uzmanı programı başlattık. Hani şu an bitiriyoruz yavaş yavaş. Yani 24-25 günde benim anlattığım 25 günlük bilgiyle şirketlere gidip anlaşıyorlar. Tam şirket anlaşmak kolay. Sonra da işi öğrenip süreci yürütüyorlar mesela. Yani bir ay içerisinde para kazanacak bir model kuruyorum aslında ben de kişilere. Mesela Amazon hesap açılışı. İşte yani biz 3000 TL'ye Amazon hesap açılışı yapıyoruz mesela. Bir kişi benim eğitimimi izlese, işte hesap açılışını öğrense, bir şirkete gidip ya ben senin Amazon hesabını açabilir miyim dese, onun da tabii böyle dese kimse yapmaz ama Amazon hesabı açmanın ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatıp bunu dese bir aylık kirayı değil hani asgari ücreti kazanır aslında. Yani çok zor değil ama bu konularda bilgi çok değerli. Bir de kendini satmak diyebiliriz. Bunları tamamlarsa dediğiniz gibi bir ayda her şeyi kurabilir. Süper. Peki yeni başlayacak arkadaşlar için şu anda Amazon uzmanını kaldırıyorum dedin. Niye evet. Kaldırıyorsun? Biz iyiydik. İnsanlar öğreniyorlardı, para kazanıyorlardı. Sen vicdansız mısın? Tabii parayı buldun, çok bozuldun. Niye kaldırıyorsun? Bizim yoğunluk çok arttı. Eğitim var, danışmanlık yapıyoruz. Şirketler çok fazla gelmeye başladı son zamanlarda. Bir de yazılım tarafını da çok büyütmeye çalışıyoruz. O eğitimi bayağı kapsamlı yaptık. Canlı olarak katılıyoruz. 4 tane canlı yapıyoruz. Her gün bir şeyler yapıyoruz falan. Telegram grubu var. Telegram grubunu bile yönetmek için 2 kişi ayırdık. 2 kişi akşama kadar oradaki okunan şeylere destek olmaya çalışıyor. Bizim hani bütün olayımız oraya dönmüş oldu biraz. Bunu biraz hani kendi tarafımıza vakit ayırmak için yaptık aslında. Bu anlamda işte danışmanlık, birçok şirket geliyor. Onlara odaklanacağız ve şirketlere işlerini yürütüyoruz. Yazılım projelerimize odaklanacağız. Yani Amazon uzmanı programında hani şu anlık kapattık ama çok böyle büyük bir istek gelirse önümüzdeki aylarda bir ay yine yapabiliriz. Yani her ay yapmak bizi zorladı açıkçası. Evet, her ay ara ver diyelim o zaman. Belki ara vermişiz diyebiliriz ama yani her ay yapmak bizi bayağı zorladı. Kendi master öğrencilerimize yani esas Amazon eğitimi alan öğrencilerimize bile canlı yayın yapamaz hale geldi. Çünkü oraya çok odaklanmıştık. O biraz bizi zorladı. Daha hani kendimizi daha aktif kullanmak açısından aslında. Yani normalde 35 kişilik ekip olduk ama birilerinin bir yerlere odaklanmıştık.
odaklanması gerekiyor. Yani destek olmak için çabalıyoruz yine. Ama o işte biraz uzun sürdü ve insanlar da hani kendi kendine bir şeyler yaparken bize de çok ihtiyaçları, çok fazla soru geliyor. Bizim vakitsizliğimizden dolayı aslında, ama önümüzdeki aylarda belki vakit ayırabiliriz tekrar. YouTube kanalından belki insanlar o konularda verim alabilirler. Evet. Bu arada bu videoyu izleyen herkes Mehmet'teki YouTube kanalından da takip etmelerini tavsiye ederim. Çok faydalı içerikler, tutorial tarzı, böyle neyi nasıl yapmanız gerektiğini gösteren adım adım paylaşımlar var. Ben böyle tanıyan herkes bilir. Öyle YouTube kanalıma birini çağırayım da onun reklamını yapayım da işte YouTube kanalını vereyim falan, hiç hayatımda yapmadığım şeyler yani. Ama Mehmet Bey'le yaklaşık 6 aydır ben yakından tanıyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Takip edebilirsiniz. Uzmanı olduğu konularda kesinlikle verimli bilgiler alabilirsiniz. Bu konuda o zaman son sözü sana bırakmak istiyorum. Dinleyenlere bugünlerini, mesela şu bilgiyi bilirlerse bence bundan sonraki hayatları çok daha huzurlu, çok daha rahat geçebilir. Keşke ben bundan 5-10 sene önce bunu bilseydim dediğin şeyler nelerdir? Bir kere birinci konu, hedef ve nedeni çok güzel belirlemek lazım. Hedefiniz ne? Ben size bunu anlattım. Benim hedefim Türkiye'den çıkmış en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi kurmak. Hatta en büyüğü olmak için çalışacağım. Tamam, bu bir hedef ama bunun arkasında çok ciddi bir neden olması lazım. Arkasında çok ciddi bir neden olmayınca bunu yapamıyorsunuz. Ben hani grubumuzda da birçok insan hedefiniz ne falan diye soruyorum. Arkası boş bir sürü hedef var. Bunlar boş olunca ileri varmak çok zor. O yüzden birinci yapacakları konu şu an oturup hedefim ne? Ben gelecekte ne yapmak istiyorum? Ve bunun arkasında bir neden. Benim nedenimi açıklayayım size. Ben bu işi yapmak istiyorum ama arka planda şu var. Türkiye'den çıkmış hiçbir girişim ilk 500'e girememiş yani bugüne kadar. Bu bizim için bir ayıp. Ben bunu böyle görüyorum. Türkiye'den bir teknoloji şirketi çıkıp en büyük şirketler arasında, ilk 500 şirket arasında girememiş. İlk 100'e girememiş. İlk 5'e girememiş. Şu an ilk 10, ilk 100, buralarda hep başka şirketler var. Buralardan bizden de, Türkiye'den de birileri girmesi lazım. Ben bunu hani içime dert ettim. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bunun için yani sabah kalktığımda bu beni uyandırıyor. Hedefim için bu beni uyandırıyor ve nedenim çok güçlü olduğu için bunun olacağına da inanıyorum. Bunu yapmaları lazım. Bence şu an oturup hedefini belirlemeli lazım. Arkada çok ciddi bir neden lazım. Sonrası gelir. Sonra çalışacaklar. İşte bir alan belirleyip uzman olacaklar. O alanda en iyi seviyeye gelmeye çalışacaklar. İş modellerini anlattık. E-ticaret yapabilirler. Eğitim verebilirler. Danışmanlık yapabilirler. Yazılım yapabilirler. Bunlar hep güzel iş alanları. Bunlardan herkes kendi bilgisine, yetkinliğine ve bir alan belirleyip orada ilerleyecekler. Biz de hepsini yapmaya çalışıyoruz. Herkesin tabii kendi yetkinliğine göre. Birisi diyebilir ki ya ben eğitim veremem ya ben bunu anlatamam diyebilir. Veya danışmanlık yapamam. O zaman ticaret yapabilir. Veya ben yazılımcıyım, yazılım yapayım diyebilir. Burada bir alan belirleyip ilerleyecekler ama herkesin olmazsa olmaz bilmesi gereken bir şey varsa bu da satış. Satışı öğrenemeyen hiçbir şey yapamaz. Mesela bir yazılımcı bile gelse tamam biz bir şeyler ona soruyoruz ama kendisini bize satması gerekiyor. O güzel satabilirse ekibimize dahil olabiliyor. Her alanda geçerli. Bir şirkete girerken de kendinizi satmanız lazım. Bir yatırımcıyla anlaşırken de. Bütün alanlarda bu kullanılan bir şey. O yüzden satış böyle temel bir yetenek olarak söyleyebilirim. Bunu kesinlikle öğrenmeleri lazım. Sonra da konusunda uzman olsalar bence hayatlarında çok başarılı işler yapabilirler. Süper. Teşekkür ediyorum. Ben o son söylediğin şeye bir ekleme belki yapabilirim. Satış ve iletişim diyebiliriz. Zaten iyi bir satışçının iletişimin iyi olması gerekir. %100. Kendisini doğru ifade edebilmesi gerekir. Ve birazcık da pazarlama tarafına ben çok önem veriyorum. Normal daha önce hiç dokunmadığınız bir insana, piyasayla alakalı söylüyorum. Hiç daha önce dokunmadığınız bir insana direkt çok iyi bir satıcı olarak gitseniz dahi verim alamayabilirsiniz. Ama o insanın önceden dokunuşları da planlayabilirseniz, buna da pazarlama diyoruz. İlk dokunuşları yapabilirseniz sonrasında zaten satışı hazır bir ana getirip çok daha rahat bir şekilde satış yapabilirsiniz. Sadece ben kendi tarafımla alakalı böyle bir destek yapayım Mehmet Bey'in söylediklerine. Dinleyenler için birçok nüans olduğunu düşünüyorum bu yayının içerisinde. Bir liste çıkartılırsa en azından 8-10 tane böyle çok sağlam yol haritası çıkartabilecekleri şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Ekip kurmayla alakalı, Amazon'la alakalı, işte sıfırdan başlasalar ne yapabilirler, işi ölçekleme anlamında neler yapılmalı. Çünkü sen de öyle, ben de öyleydim. Sıfır sermayeyle başladığımız için bir de bazı şeylerde para kaybetme durumlarımız oldu. Ben de ilk işimi Filipinler'deyken Hindistan cevizi kömürü satarken batırmıştım. $300 bir sermayemle bu yola çıkmıştım ve beni de ilk yapmış olduğum online ticaret ve dijital danışmanlık tarafı kurtarmıştı. Sende de öyle bir durum oldu. Sonrasında da işte bilgi ticareti bunu çok büyük bir şekilde harlıyor aslında. Buradan da bütün herkese söylüyorum. Arkadaşlar ben mesela bir eğitim şirketim var. Mehmet Tek eğitimler satıyor. Ama kesinlikle eğitim satan insanları ben destekliyorum. Eğitim satın ama bir konuda bilginiz ve tecrübeniz varsa satın. Kesinlikle. Bu konuda korkmayın. Ya Fatih Çoban dijital pazarlama eğitimi satıyor ya da işte dijital danışmanlık satış eğitimi, panel eğitimi, webinar eğitimi satıyor. Biz şimdi bu adamın karşısında nasıl rakip olacağız? Ya da ben ondan öğrendim zaten, çıkıp bunu anlatsam ayıp olmaz mı? Hiçbir şekilde ayıp olmaz. Yani bundan hiç korkmayın. Ayıp falan da olmaz. Kesinlikle burada büyük bir pasta var ve bu pastadan payınızı alabilirsiniz. Bu konuda söyleyeceğin son sözü sana bırakmak istiyorum misafirim olduğun için. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir sürü şey söyledim zaten. Çok teşekkür ederim dinleyen arkadaşlarımız için. Bence çok verimli bir yayın oldu. İnşallah ben de sizi kanalıma davet etmek isterim. Teşekkürler. O zaman kendinize çok iyi bakın dostlar.